Sevgili dostlar, Londra'nın güzel bir gününden sizlere merhaba diyorum. Bugün sizlerle konuşacağımız konu prostatik spesifik antijen, kısa adıyla PSA olarak geçmekte. Hepimizin bildiği gibi prostat erkekler için bir kabustur. Çünkü erkekler için muayene edilmesi kolay olmayan bir durumu oluşturmaktadır. Biz hekim olarak bu muayene yöntemini önersek de hastalarımız maalesef kaçmaktadır. Ama zor durumda da mutlaka muayene olmaktadırlar. Eğer idrar yakınmanız varsa özellikle 40-50 yaşından sonra mutlaka doktora başvuruyorsunuz. Ama eğer idrar yakınmanız yoksa PSA bize ne ifade ediyor? Bunu hep birlikte gözden geçirelim. Sevgili dostlar, idrar yakınmanız olsun ya da olmasın, 50 yaşına geldiğinizde mutlaka bir prostat muayenesi ve prostatik spesifik antijene de kanda baktırılması gerekir. Çünkü hepimizin bildiği gibi prostat mesane tabanında, idrar kesesinin tabanında ve kalın bağırsağın son bölümüyle komşu olarak içeride bulunmaktadır. Kestane büyüklüğünde bir organdır. Bunun parmakla muayene edilmesi zaman zaman gereklidir. Bugünkü konumuz PSA'ya odaklanmaktadır. Prostatik spesifik antijeni prostat hücrelerimiz salgılamaktadır. Bu enzimin amacı meninin kıvamını sağlamaktır. Normalde salgılanan PSA'nın büyük bir kısmı meni ile dışarı atılmaktadır. Az bir kısmı ise kanımıza geçmektedir. PSA'nın normal değeri yaşa ve prostatın büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama üst sınır 4 nanogram bölü mililitre olarak kabul edilmektedir. PSA değerinin artması prostat kanallarının ya da prostat epitelinin bozulduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu durumda PSA'nın büyük bir kısmı kanımıza geçmektedir. Prostat dokusunun bozulduğu durumlar çoğunlukla iyi huylu prostat büyümesi, prostat iltihaplanması ve prostat kanseri oluşması durumunda ortaya çıkar. Bunların haricinde prostat hastalıklarının dışında da örneğin idrar yolu enfeksiyonları, idrar kesesi yani mesane enfeksiyonları, üretra hastalıkları, taş hastalıkları, üretra veya alt üriner sistem girişimleri, travmalar, sonda takılması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi birçok neden bulunmaktadır. Bu hastalıkların içinde en önemli olanı tabii ki prostat kanseridir. Zaten bizim PSA'ya zaman zaman veya sürekli bakmamızın nedeni prostat kanserini en erken yakalayabilir miyiz? Bu nedenle biz PSA'ya önem vermekteyiz. Ama şunu da bilmek lazım. Prostat kanseri prostat içinde büyürken önceden hiçbir belirti vermeyebilir. Bu nedenden dolayı da PSA gerçekten bizler için ve siz hastalarımız için önem arz etmektedir. Yani bir PSA ile erken tanı konulabilir. Bu nedenden dolayı 50 yaşına gelmiş her erkek bireyde biz PSA istemek durumundayız. Ve bu videoyu izleyenler de eğer yaptırmadılarsa lütfen doktoruna müracaat etsin, bir kan PSA'sına mutlaka baktırsın. Şunu unutmamak lazım sevgili dostlar. Prostatik spesifik antijen prostata özgü bir enzimdir. Yani hastalıklara özgü değildir. Bu nedenden dolayı PSA yükseldiğinde mutlaka prostatla ilgili bir hadise ya da yandaş hastalıklar olduğu akla gelmelidir. Hemen kanseri düşünmememiz gerek. Bu nedenden dolayı eğer PSA düzeyiniz 4 mg'ın üzerinde ise psikolojik olarak etkilenmemeli, mutlaka bir üroloji uzmanıyla bu konuyu tartışmalısınız. Şunu da unutmayalım. Örneğin kan PSA değerinizin 1 nanogram bölü mililitrenin altında olması durumunda dahi %6 ila 7 oranında prostat kanseriyle karşılaşılabilmektedir. Bununla birlikte PSA değeri arttıkça prostat kanseri yakalama şansımız artmaktadır. PSA değeri 3 ila 4 nanogram bölü mililitre arasında olduğunda ise prostat kanseri yakalama şansı %25-30'lara yükselmektedir.
İşte PSA'nın 4'ün altında olduğu zamanlar için en iyi yöntem rektalle prostat muayenesi. Yani parmakla prostat muayenesidir. 50 yaşından sonra bunu belirli aralıklarla yaptırmak gerekiyor. PSA normal fakat parmakla muayenede prostatın üzerinde pütürcükler yani kabarıklar ya da kanserin yeni oluşma durumları söz konusu olabilir. Bu bizde şüpheli bir durum yaratır. Ama halen kanser teşhisi koyamamaktayız. Eğer PSA yüksekse prostat kanseri riski olabileceğini ifade etmek gerek. Peki kesin tanı için ne yapmamız lazım? Mutlaka bu durumlarda yani PSA'nın yüksek olduğu durumlarda ve rektal yani parmakla prostat muayenesi esnasında prostatta düzensizlikler varsa o zaman prostat iğne biyopsisi yapmamız gerekiyor. Kesin tanı iğne biyopsisinden sonra ortaya konmaktadır. Eğer PSA yükselmesinde prostatit yani prostat içinde enfeksiyon bulgusu varsa o zaman antibiyotik tedavisinden sonra biyopsi planlanmalıdır. Ama dikkat etmemiz gereken bir husus var sevgili dostlar. Eğer birinci derece akrabalarınızda prostat kanseri varsa biyopsi yapılması için bu bahsettiğim kriterler aranmayabilir. Bu kişilerde yapılacak ileri testler ile PSA birlikte değerlendirilmelidir. Eğer PSA'nızda dalgalanmalar varsa veya hızlıca yükseliyorsa öncelikle prostat iltihabı düşünülmeli ve tedavi uyguladıktan sonra PSA değerine tekrar bakılmalıdır. Kısacası biz her PSA yüksekliğinde hemen biyopsi yapmamaktayız. Tedaviler uygulayabiliriz ve hastalarımızı takip edebiliriz. Peki PSA hangi aralıklarla baktırılmalıdır? Bunu daha önce ifade ettim. 50 yaşına gelen her erkeğin baz PSA'sını mutlaka bilmemiz, o kişinin de bilmesi gerekir. Bu nedenden dolayı biz 50 yaşındaki her erkeğe PSA baktırılmasını öneriyoruz. Ama birinci derece akrabalarında eğer prostat kanseri varsa o kişiler 40 yaşından itibaren PSA kontrollerine alınmalıdır. Burada amaç erken tanı ve tedavidir. Peki 50 yaşında PSA baktırdık. Bundan sonra ne yapalım? Nasıl davranalım? İlk baktırdığımız PSA normal sınırlarda geldi. O zaman sevgili dostlar her yıl PSA baktırmamızın bir anlamı yok. 3-4 sene sonra ikinci PSA'mıza baktırabiliriz. Eğer yine aynı yerinde aynı normallikte devam ediyorsa PSA düzeyimiz bir 3-4 yıl sonra tekrar baktıralım. Ama eğer küçük adımlarla da olsa yükselmeye devam ediyorsa o zaman bu süreci 2 yıla 1 yıla doktorunuzla birlikte çekebilirsiniz. Sevgili dostlar, eğer PSA yüksekliğiniz devam ediyor ise prostat iğne biyopsisini yaptırmadan önce mutlaka multiparametrik MR çektirilmesinde fayda vardır. Burada prostat içindeki lezyonlar tespit edilerek lezyonların daha sık olduğu yerden daha fazla biyopsiler alınarak tanı daha kolay konulabilir. Burada biyopsi için tabii ki füzyon biyopsi önermekteyiz. Multiparametrik MR'dan sonra. Bunları daha sonraki videolarımda sizlere açıklayabilirim. Evet sevgili dostlar, PSA gerçekten erkekler için önemli bir belirteçtir. Prostat hastalıkların tanısında, tedavisinde ve takibinde önemli bir moleküldür. Gördüğünüz gibi sadece tanıda PSA'yı kullanmamaktayız. Eğer bir prostat kanserli kişi varsa onun takibinde de oldukça önemlidir. Tedavinin optimum düzeyde olup olmadığını bizlere göstermektedir. Evet sevgili dostlar, 50 yaşından sonra PSA'nıza baktırmayı unutmayın. Eğer PSA'nızda dalgalanma ya da yükseklik varsa mutlaka kendinize bir üroloji uzmanı bulun ve onunla birlikte danışarak doğru adımlar atın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer yorum ya da sorularınız varsa mesaj kutusuna bırakmayı unutmayın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, sağlıklı kalın.